Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Tarafkirlik nasıl zarar verir? Yani tarafkirlik aslında bir Müslüman hakka, hakikate, doğruya, haklıya her zaman taraftır. Taraf olmalı ve taraf olması da gerekir. Bu anlamda kişi tarafsız olamaz. Ancak taraf olmaktan maksat ve gaye hak ve hakikat olmayıp bölge, ırk, soy, meslek, siyaset gibi nedenlerle olursa Allah korusun özellikle de haklıyı haksız görüp haksızın yanında yer almak gibi bir durum söz konusu olursa elbette o zaman hem hakka ve hakikate zulüm olur hem de haklıya zulüm olur. Evet. Mesela anne baba bir kardeşimiz ile hiç tanımadığımız birisi arasında bir problem olsa biz haksız olan kardeşimize taraf olmuşsak bu hem hak ve hakikate hem de haklı olan o kardeşimize büyük bir zulüm ve haksızlık yapmış oluruz. Aynı durum her konu, hayatın her olayları için geçerli. Özellikle maddi, siyasi, dünyevi menfaatlerde daha çok görülen bu durum için çok uyanık olmalıyız yok yerden zulme ve zarara girmekten kendimizi kurtarmalıyız. Bu açıdan ölçümüz her zaman İslamiyet olmalı. İslam'a uygun olup olmadığına göre tarafımızı belirlemeliyiz ve taraf olmalıyız. Örneğin günümüzde sık sık karşılaştığımız, şahit olduğumuz veya duyduğumuz siyasi konularda bunun nice zararlarını, sıkıntılarını, dertlerini görüyoruz. Siyaset ve siyasetteki tarafkirlik damarı Allah korusun bazen meleği şeytan, şeytanın melek suretinde gösterecek kadar ileri gidebiliyor. Siyasi tarafkirlik hakkaniyet ve adalet duygularını yerle bir edebilir. Kendi partisinde bulunan şeytan gibi bir adama sırf kendi safında diye melek diyebilir. Ancak karşı partide bulunan melek gibi bir adama da sırf karşı partide diye şeytan demesi mümkündür. Halbuki siyaset ve siyasetteki farklılıklar hiçbir zaman hakkaniyeti ve adaleti törpülememeli. Kendi siyasetine zıt bir adam da olsa onun olumlu, faydalı ve doğru yönlerini inkar etmemeli ve ifade etmeli, haklısın demeli. Yine kendi partisinden olan birisinin olumsuz, yanlış ve hatalı yönlerini sırf kendi safında diye müdafaa edip savunmamalı. Bu ölçüler dikkate alınırsa sırf hizmet ve millet için siyasete girebilir ve siyaset yapabilir. Yoksa Allah korusun şeytana maskara olmak mümkündür. Öyleyse bu örnekte olduğu gibi mesleğimizle ilgili olabilir, meşrebimizle ilgili olabilir, hatta mezhebimizle ilgili olabilir. Hatta ülkemizin vatandaşlarıyla, ülkemizin takip ettiği siyasetle olabilir. Haklıysa haklının tarafında olacağız ve asla haksızın tarafını tutarak haksızlığı tasvip etmeyeceğiz. Allah korusun. Yok yerden hakka ve hakikate hem de haklıya zulmeden durumuna düşmeyeceğiz.